Ekranda New York Times'ın hazırladığı bir grafik var. Bu grafik bize gelirin 1980'den günümüze nasıl değiştiği hakkında fikir veren bir grafik. Gelirin belirli yüzdelik dilimlerinden bahsetmeden önce size son derece ilginç olan buradaki koyu siyah eğriden bahsetmek istiyorum. Bu kişi başına gerçek gayri safi yurt içi hasılayı gösteriyor. 1980'e kıyasla kişi başına gerçek gayri safi yurt içi haslanın yaklaşık %80 oranında büyüdüğünü görüyoruz. Bu ilginç bir durum. Çünkü teoride bir ülkede verimliliğin artışı eşit olarak dağılmış olsaydı tüm gelir gruplarının eğrilerinin gayri safi yurt içi hasıla eğrisiyle aynı olması gerekirdi. Burada grafikte bunun bu şekilde olmadığını görüyoruz. 90 ila 99 arası yüzdelik dilimde olanların geliri gördüğünüz gibi kişi başına gerçek gayri safi yurt içi hasıla erisiyle aynı şekilde büyümüş. Bu grafiğin çizildiği yılda bu gelirin vergilerden sonra senelik 120 ila 425 bin dolar olduğunu da söylemek istiyorum. Evet, vergilerden sonra eline senede 425 bin dolar geçen birinin vergiden önceki geliri 700 bin hatta 800 bin dolar civarındadır. Grafikte az önce söylediğim gibi farklı gelir grupları da mevcut. En tepedeki %1'lik dilimde olanların gelirinin kişi başına gerçek gayri safi yurt içi hasılaya göre iki katı oranında büyüdüğünü görüyoruz. En tepedeki %0,01'lik dilimde olanlara gelelim. Bunun her 100 bin kişiden biri olduğunu düşünebilirsiniz. Evet, bu kişilerin geliri ise kişi başına gerçek gayri safi yurt içi hasılaya göre neredeyse 5 katı oranında büyümüş. Belirli bir grubun geliri kişi başına gerçek gayri safi yurt içi hasıladan daha hızlı büyüyorsa, geliri kişi başına gerçek gayri safi yurt içi hasıladan daha yavaş büyüyen gruplar da var demektir. Aynen grafikte olduğu gibi. Ortadaki %40'lık dilim kişi başına gerçek gayri safi yurt içi hasılanın 2 bölü 3'ü ve en alttaki %50'lik dilimse 1 bölü 3'ü oranında büyümüş gibi duruyor. Bazıları bunun oldukça endişe verici bir tablo olduğunu düşünüyor. Ekonomi büyüdükçe eşitsizlik de artmış. Ama kimilerine göre bu durum kapitalizmin bir yan etkisi. Herkesin geliri aslında büyüyor ama kapitalist bir dünyada bazılarının geliri diğerlerinden daha fazla büyüyor. Bu konuya bakış açınız ne olursa olsun bu trendin neden ortaya çıktığını, yani grafiğin neden bu şekilde değiştiğini düşünmek oldukça ilgi çekici bir konu. Sebeplerin hepsinden tek tek bahsetmek mümkün değil ama bu resmin ortaya çıkmasına neden olabilecek bazı noktaların üzerinde durabiliriz. Belirli bir sıralamada izlemeyeceğim. Yani birazdan sayacağım sebeplerden birinin diğerinden daha önemli olduğunu söylemek istemiyorum. Bazıları bu sebeplerden birinin küreselleşme olduğunu savunuyor. Küreselleşme böyle bir etkiye sebep olabilir mi? Küresel bir ekonomide sermaye en ucuz iş gücüne doğru akar. Örneğin en tepedeki %1'lik ya da %0,1'lik dilimin içindeyseniz ve bir şirketiniz varsa sermayenizi maliyetlerin daha düşük olduğu bir yere taşımak istersiniz. Bu durumda kendi ülkenizdeki maaşlar artmaz. İş gücü talebi ülke dışına kayar ve ülkenizdeki iş gücü talebi düşeceği için maaşlar artmaz. Sebeplerden bir diğeri ise teknoloji. Teknolojinin de küreselleşme ile aynı sonucu doğurduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda daha ucuz iş gücü bulmak için iş gücünü ülke dışında aramak yerine teknoloji iş gücünün yerine geçer başka bir deyişle teknoloji iş gücünü daha üretken hale getireceğinden daha fazla iş gücüne ihtiyaç duymazsınız. Bu da bu teknolojiye sahip olanların ya da teknolojik gelişmelerden faydalanabilenlerin gayri safi yurt içi hasıla büyümesinde orantısız bir paya sahip olmaları anlamına gelir. Bu ikisiyle bağlantılı olan bir diğer nedense eğitim. Küreselleşmiş ve teknolojik olarak da ilerlemiş bir dünyada eğitimin geri dönüşü çok ama çok daha önemli. Demek istediğim yeteri derecede eğitim alamayan biri teknolojiden faydalanması gerektiği kadar faydalanamaz ya da yapabileceği işler küreselleşme yüzünden başka ülkelerdeki iş gücü tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle bu kişilerin gelirlerinde bir artış olmaz. Listeye göçmenlik politikalarını da ekleyelim. Maaşlar söz konusu olduğunda bu durumun da küreselleşme ve teknolojiyle aynı sonuçları doğurabileceğini söyleyebiliriz. Düşük vasıflı iş gücü arıza arttığında bu iş gücünün fiyatı olan maaşların baskı altında olacağını biliyoruz. Vergi politikasından da bahsedelim. Genel bir sapma olarak gelir vergisi oranları söz konusu olduğunda geliriniz ne kadar çoksa vergi de gelirinizin daha büyük bir parçası olur. Ama buradaki yüksek gelir gruplarındaki insanların en tepedeki %1'lik ya da %0,01'lik dilimde olanların gelirlerinin büyük bir kısmı sermaye kazanımlarından gelir. Bu tip gelirlerin vergilendirme oranı normal gelire göre çok daha düşük. Son olarak bir de para politikası yazıyorum. Bunlar Federal Merkez Bankası'nın işlemleri ve faiz oranlarıyla alakalı. Çoğu zaman özellikle de kriz dönemlerinde düşük faiz oranlarının faydaları orantısız bir şekilde sermayeler olanları kazançlı çıkarabilir. Bu kişiler daha düşük faiz oranlarında borçlanıp daha yüksek faiz oranlarıyla yatırım yapabilirler. Ve genellikle de üst gelir gruplarına dahildirler. Bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Burada anlattıklarımızın amacı bazı değerleri yargılamak ya da yermek kesinlikle değil neyin iyi, neyin kötü ya da neyin olası olduğunu dikte etmek de değil. Buradaki amaç trendleri görüp bunlara nelerin sebep olabileceği konusunda fikir edinmemizi sağlamak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.